Sevgili izleyiciler, televizyon programının bugün son bölümünde sizlerle birlikteliğimize başladık. Evet, Bağımlılığı Engelleme Mücadele ve Eğitim Vakfı'nın değerli yöneticileri bizimle birlikte başkanımıza sormak istiyorum. Bu çalışmaların içerisinde yer almak, sorumlu olmak, Anadolu'nun her tarafına gitmek eminim güzel bir tatmin duygusu yaratıyor olmalı sizde. Kesinlikle tabii. Bu önleyici çalışmalarınızı eminim sürdüreceksiniz ve size katkıda bulunabilecek bulunan kurum, kuruluşlara vermek istediğiniz mesajlar nedir? Anne babalara vermek istediğiniz mesajlar nedir? Efendim, şimdi bizim bu çalışmalarla ilgili olarak bir kere bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan gerçekten memnunum. Sonuçlarından da mutluyuz. Çünkü aldığımız geri dönüşümler bizi tatmin edici bir mertebede. Ama tabii ki vakfımız tamamen amatör arkadaşlardan, gönüllü arkadaşlardan oluşan, tabii ki profesyonel arkadaşlarımız, uzmanlardan yararlanıyorsunuz var, ama. Yararlı uzman arkadaşlarımız var ama bunlar da tamamen amatör ruhtan bize katılıyorlar. Ne güzel. Tamamen amatör ruhtan bize katılıyorlar. Dolayısıyla yani bizim yapmış olduğumuz çalışmalardan, bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalardan son derece memnunum. Aldığımız geri dönüşümler de son derece bizleri mutlu ediyor. Özellikle web sayfamız aracılığıyla insanlara ulaştığımız, oradan aldığımız geri dönüşümler çok tatminkar. Tabii ki ileriye dönük olan çalışmalarımızda da şu anda birçok kuruluştan teklif alıyoruz. Resmi olsun, resmi kurumlar olsun, özel kurumlar olsun. Onlar da çünkü farkındalar bu sorunun ciddiyetini. Elbette ama işte biraz evvel de dediğim gibi maalesef sorumsuz bir toplum bu konuyla ilgili birazcık sorumsuz kalıyoruz. Şimdi bakın, bu konu aslında yeni bir konu değil. Bağımlılık konusu yeni bir konu değil. Madde evet. Bağımlılığı evet. Falan. Bu tekerleğin icadından beri var. Evet. Bu konu yeni İnsanlar bir konu değil. İnsanlar kurtulamamış bir evet. Türlü değil mi? Gündeme gelmiyor mu? Geliyor. Ne zamanki bir basına intikal edebilecek bir vaka olarak vahim geliyor. Bir vahim bir olay oluyor. Basına çıkıyor. Birkaç gün bundan söz ediyoruz. Ondan sonra unutuluyor. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi normal yaşantımıza devam ediyoruz. Bugünlerde ne oldu? Evet. Bir bonsai çıktı. Evet, güncel olduğu için. Evet. Bonsai ama inanın birkaç gün sonra Belki o da unutulacak. Yine arkamıza döneceğiz bu konuda. Bonsai dışında kim bilir başka ne kadar daha zararlı, benzer. Elbette. İlaçtı, haptı, destekleyiciydi, malzeme var. Biraz evvel arkadaşım ifade etti. İnternet bağımlılığı dedi. Hı hı. Evet. Buna benzer daha ne kadar tehlikeli bağımlılık türleri tehlikeli var. Tehlikeli olduğunun farkında bile olamadığımız. Farkında değiliz işte. Farkında değiliz. Evet. Dolayısıyla yani bu konularda yapmış olduğumuz çalışmalardan son derece mutluyum. İleriye dönük de dediğim gibi birçok resmi kuruluşlardan, kurumlardan, özel sektörden de bizlere böylesine bu çalışmaları devam ettirmemiz konusunda talep ve destek de oluyor efendim. Gayet güzel. Peki Figen Hanım, siz kendiniz de bu alanda bir gönüllü kişi olarak çalışmaları yürütüyorsunuz. Siz de eminim başka gönüllülerin gelip sizin yanınızda güç vermesini istersiniz. Başka kurum kuruluşların daha fazla destek vermesini istersiniz. O konuda başkanımızın görüşlerini ekleyebileceğiniz sizin notlarınız neler? Şimdi şöyle bir şey, tabii ki biz vakıf olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ama bu gerçekten baş edilmesi konusunda pek çok kişilerin görev alabileceği bir alan. Hem sivil toplum kuruluşu olarak bu işe gönül vermiş, bir şeyler yapma çabasında olan insanlar için, hem de olayın boyutuna baktığımızda devletin de pek çok kademesinden, yani sadece bir şeyi anlatmak yeterli değil. Anlatsanız da bağımlı olan kişiler var. Bunların ulaşabilecekleri tedavi merkezlerinin olması gerekiyor. Tedavi olduktan sonra da sorun bitmiyor. Tabii. Çünkü sonrasında bir rehabilite merkezi olması gerekiyor. Lazım, değil mi? Çünkü bağımlılık öyle bir şey ki, ben 97 senesinden beri bunu öğrendim. Aynı bir diyabet gibi düşünmemiz gerekiyor. Yaşam Nasıl boyu. Bir şeker hastasıysanız ve bazı şeyleri asla yememeniz gerekiyor ise, hani madde bağımlılığı da tedavi oldu, bitti diyerek bir şey yok. Çünkü daha sonraki bir süreçte yeniden başlama riskiniz çok fazla. Bunu Yeşim Hanım daha iyi anlatacaktır.
Onun için bu başlamadan çözülmesi gerekiyor veya tedavi sonrasında bir takip süreci gerekiyor. Bizim bunu vakıf olarak tabii ki tek başımıza bu kadar büyük bir olayı başarmamız, üstlenmemiz gerekmiyor zaten. Çok zor bir şey. Yani başka kişilerin de bize destek vermesi gerekiyor. Evet, şimdi bonsai moda oldu. Azıcık onun farkındalığı açısından söyleyebileceğiniz sözler varsa onu rica edeceğim Yeşim Hanım. Bir de o veya başka bağımlılık yaratan maddeleri kullanan kişilere demin siz de hissettirdiniz. Başkanımızın da başına gelmiş. Normal dışı davranışlar gösteren, öfkelenen, kendini kaybeden insanlar. Biz onlarla nasıl ilişki kurmalıyız? Böyle bir öfke şiddetle karşımıza çıkarlarsa ne yapmalıyız? Örneğin yolda önümüzü kesen birisine nasıl tepki göstermeliyiz? Önemli sorular ama hemen şunu da söylemek istiyorum. Toplumsal olarak ne yapmalıyız diyoruz ya. Bakın şu an işte toplumsal olarak bir televizyon kanalında bunu konuşmak bile toplumsal olarak yapabileceğimiz bir görev bizim. Onlardan bundan kaçınmamalıyız. Yani bunu aslında çok daha fazla konuşmalıyız. Çünkü konuşulmadığı için, gizli kapaklı kaldığı için bu konu bu kadar derin bir konu. Şimdi baktığınız zaman tek tek geleyim. Bir defa bu işin manevi tatmini çok fazla. Bir kişiye bile şu an bizi dinleyen, elinde maddesiyle bize bakıp bizimle dalga geçen de olabilir bakın bizi seyrederken. Evet, doğru. Yani ne konuşuyor bunlar? Zaten o kafadalar yani. Hayat böyle onlar için. Ya da işte kendisi elinde madde varken bırakıp gerçekten bak hiç alakası yok ama bu Allah'ın gününde bu insanlar çıkmış bir şey anlatmaya çalışıyor. Maddi bir yararımız var mı şu an? Yok. Ama inançlı insanlarız değil mi? Bir insana faydalı olmak bile birçok şeyi değiştirebilecek kuvvette bizim açımızdan. O yüzden de biz bu programlarla, bu yazılarımızla, ben köşe yazımda da bundan hep bahsediyorum gazetede. Ve önemli olan ne biliyor musunuz? Bu olayla karşılaştığınız zaman ne yapacaksınız? Size biri teklif de edebilir. Çok meşhur lokal bölgeler var. Buralara gittiğiniz zaman yediğiniz, içtiğiniz kurabiyenin kekin içinde bile var bu değil mi? Evet. Size bu teklif edilebilir. Siz ne yapacaksınız? İlk önce kendinizden başlayalım dedik değil mi? Evet. Teşekkür ederim dediniz. Israr ettiler. Ya olur mu canım? Bir denemedin. Bakın beyin öyle bir durum ki. Şöyle tarif edeyim. Üzüm salkımı gibi salkımlar olduğunu düşünelim. Ve bu üzüm salkımların hepsinin üzerinde bir duyu var diyelim. Lamba duyu gibi. Bir şeyi ağzınıza bir kere aldığınızda ufak ya da büyük. Bir kilo ya da bir gram aldığınızda sizin beyniniz onu tanımlıyor mu? Tanımlıyor. Bitti. Artık sizi onu tanımladığı için yoksunluk çekebilirsiniz. Siz hiç çikolata krizine girdiniz mi? Ya da canınız durduk yere birdenbire bir kebap çekti mi? Çekmiştir tabii. Değil mi? Çünkü onun daha önce tadını biliyorsunuzdur. Tadını bilmediğiniz bir şeyin canınız çekemez. Dolayısıyla o bir kere denemekle ne çıkar demek i̇şte doğru bu. Değil. Evet. Çünkü beyninize ve hafızanıza o kayda giriyor. Ondan sonra yoksunluk başlıyor. Yani üzüm salkımları gibi dediğimiz o salkımlar birdenbire hareket etmeye başlıyor. Böyle diyelim ki şunu o madde olarak algılayalım ve araya soktunuz. Ve o araya giren şey birdenbire yok olunca o ne yapıyor? Beyin dalgaları sizi rahatsız ediyor. Onu bana bul diyor. Evet. Ve siz bu tanımlarla anlatıyorum ki çok bilimsel olmaması daha kesinlikle. Önemli. Çünkü insanların anlayabileceği dilde olması çok önemli. Çok önemli. Ve bu anlamda yoksunluk çektiği zaman her şeyi yapabiliyorsunuz. Tabii. Bu tarz olaylarda ne böyle bir insanla karşılaştığınızda ne yapalım? İkinci bölümde bunu evet, incelersek. Ne yapalım? Evet. Bir defa bu bonsai ne kadar tehlikeli son zamanda çok moda olduğu için. Evet. Bir defa şöyle söyleyeyim. İçinde milyonlarca farklı kimyasal bulunduran bir madde. Hiçbir şekilde doğal değil. Mesela çok enteresan şeylerle karşılaşıyorum. Yine bu dönemle ilgili Ramazan ayında içkinin günah olduğu için kullanılmadığı bir toplumuz. Ama işte kubardı, ottu ya da bonsai'nin doğal olduğu için günah olmadığını ve onun kafasını yaşadıklarını bildiğim ve Ramazan ayında bir sürü krize giren insan tanıyorum şu an. Ya, mesleki açıdan. Mesleki bakın açıdan. Ne kadar önemli değil mi? Bu ya. İnsanlar ne nasıl kendini kandırabiliyor? Nasıl kandırıyorlar? Değil mi? Önemli bir şey bu. Yetişkini var bu işin içinde. Kadını var, genci erkeği var. Var, genci var. Ben en çok gençlere çok üzülüyorum. Çünkü gençlerin beyni, bakın bizim hücrelerimiz, beyin hücrelerimiz takiben 25 yaşına kadar ürüyor.
Ama 25 yaşından sonra artık beyin hücrelerimiz yetişmiyor. Yani üremiyor. Doğru. Ve yavaş yavaş gidiyor. Ölüyor. Ölüyor. Mesela strese girdiniz. Yolda birine korna bastınız. Çok sinirlendiniz. Ve orada bir hücrenizin kaybolduğunuzu bilseniz bir daha o kornayı basıp sinirlenir misiniz? Ya ya. Ki bunu maddeyle pekiştirirseniz. Yani o zaman yüzlerce misli. Yüzlerce ve hatta ölmekte kalmıyor. Bakın bu bonsai de şu an ölüm riski çok fazla. Bir kere kullananlarda bile ölüm riski var. Ama en çok ölüm anı yaşadıkları, ölüm tribine girdiklerinde yaşadıkları panik ataktan dolayı kalp krizinden ölen kişi çok. Evet, anladım. O doğrudan onun etkisiyle değil ama o ölüm, onun yarattığı ölüm korkusunun yarattığı kalp kriziyle. Hayat ne kadar önemli değil mi? O zaman bu insanlar neyi yaşamak istiyor? Ölümle yaşam arasında gel git medcezir yaşamak istiyor. O hani adrenalin falan denir ya kendisine işte uçurumdan. Değil mi? Bungee jumping. Evet. Adrenalin değişik bir hormondur. Delta beyin dalgalarını harekete geçirir ve mesela bir ormanda düşünün, bir kaplan, bir sürü hayvan var ve bir ceylan var. Ceylanın o an hissettiği tamamen delta hormonudur. Kaçmak ister. Evet. Yaşam için kurtulmak ister. Doğru. Ve siz madde kullandığınızda, bakın ben bütün bu duygu durumlarını mesleki hayatım boyunca öğrencilik yıllarında yaptığım stajlar da dahil olmak üzere, bağımlılık üzerinde kullandıklarındaki yaşam libidosunu araştırdım. Evet, nasıl? Ve ne kullandıklarında hissediyorlar, ne hissediyorlar? İşte o ceylan gibi hissediyorlar kendilerini ve yaşamda kalmak için mücadele etmeye belki sarılıyorlar. Yaşamda kalmak için mücadele etmenin verdiği hormonal hazla bağımlılık doğuyor değil mi? Evet, çok ilginç. Peki sizlerde internet, Facebook alışveriş bağımlılığı var mı? Var mı? Alışveriş ya da alışveriş bağımlılık şimdi çeşitlerini efendim, soracağım ama önce sizden ipuçları alayım. Yani günümüzde böylesine teknolojinin nimetlerinden yararlanmamak mümkün değil. Hepimizde var. Yani hepimiz kullanıyoruz, internette kullanıyoruz. Telefon, hele tabii mümkün telefon. Ama aşırı olmamak kaydıyla şimdi aşırı olmamak kaydıyla kullanmaya çalışıyoruz. Ama aşırılarını gördüğüm zaman gerçekten çok üzülüyorum. Evet. Gerçekten çok üzülüyorum. Bugün bir toplu taşıma araçlarına binin. Bütün gençlerin elinde göreceksiniz o telefonlar. Kulakları takıyorlar, oturuyorlar. Başlarında yaşlı mıdır? Biz eskiden yaşlılarımızı gördüğümüz zaman yer verdik. Şimdi artık gençler onu da bıraktılar. Onu da telefona veya takip ettikleri petlerden artık onu da şey yapıyorlar. Bunun normal olup olmadığı sorusu sizde kalsın. Ama başka sizin etkilendiğiniz böyle bir şey var mı? Alışveriş gibi. Alışveriş konusunda. Yani ben de belki konuyla çok iç içe olduğum için bazı şeyleri gerçekten kontrol altında tutmaya çalışıyorum. Ucunu kaçırmamak adına. Ama ben size şöyle bir şey anlatabilirim. Çok yakın bir doktor arkadaşım ve 15 yaşında kızı. Sürekli bilgisayarın başında hiçbir arkadaşıyla iletişim kurmuyor diyerek eve diğer 2-3 doktor arkadaşını çağırıyorlar ve aynı yaşta çocukları var. İşte bir odada arkadaş olarak sohbet etmeleri için bırakıyorlar. Bir 5 dakika sonra içeri girdiğinde doktor arkadaşım hepsinin önünde bilgisayarları ve hepsinin bir şekilde yazıştığını aynı görüyor. Aynı odadalar ama hepsi birbirinden kopuk. Ve arkadaşım soruyor, neden sohbet etmiyorsunuz? Anne diyor, şimdi burayı 4 kişi görüyorsun ama biz şu anda 60 kişiyiz. Sohbet de ediyorlar. Onlar da dahil ama dışarıdakiler de dahil. Ama böyle bir durumdayız. Doğru. Ben şimdi önce başkanımızın, Arif başkanımızın sorusunu belki birçok kişi sormuş olabilir. Metrobüste çoğunlukla da gençler telefon bilgisayarlarıyla meşguller. Evet. Bu daha önceki kuşakların anlaması gereken normal bir şey mi yoksa anormal bir şey mi? Zor şimdi bir soru değil mi? Şimdi gündem çok önemli ve biz insanoğlu her şeye uymak durumundayız. Teknolojiye uyuyoruz, hayatımıza uyuyoruz, mevsime uyuyoruz. Değil mi? Bu uyum süreci çok önemli ve zekamız da doğru orantılı bir durum. Ama şöyle de bir şey var. Bakın, özümüz asla unutulacak bir konu değildir. Biz büyüklerimize saygıyı, küçüklerimize sevgiyi temel prensip olarak alırsak hayat bizim için çok daha anlamlı ve duyarlı olacaktır. Çok önemli bir şey ki başkanımızın dediği gibi bu hissiyatsızlık
Değil mi? İçine kapanma. Ben daha önce ilk konuşmaya başlarken dedim ki madde bağımlılığına yakın kişilikler zaten içi kapanık kişilikler. Kendini dış dünyadan soyutlamış kişilikler. Bakın ne kadar şu an çoğalan madde bağımlılığı, değil mi? Her yerde gördüğümüz, her yerde duyduğumuz madde bağımlılığı. Neden oluyor efendim? Çünkü herkes içine kapanıyor ve kendi kişisel dünyasında bilgisayarın başında yazışıyor. Evet. Bir bambaşka bir kişi olarak yazışıyor. Belki çok göbekli, belki sivilceli bir genç ama kendini bambaşka anlatabiliyor. Ama biriyle buluşurken yaşadığı adrenalinden yoksun olduğu için bambaşka. Gerçek dünya yerine sanal bir dünyada sanal yaşıyor. Sanal dünyada. Zaten biz oyun oynardık değil mi? Kaleden, kumlardan kaleler yapardık. Beş taşlar bilmem neler. Beş taşlar ve sonuç itibariyle o mücadele yıkılırdı biz tekrar yapardık. Yeah. Ve arkadaşımıza derdi ki sen öyle yapma, sen şöyle yap değil mi? Orada bir iletişim vardı. Eğer bu iletişim olmazsa, her şey sanal bir dünyada olursa o zaman ne olacak? İşte bir hapın ya da bir kimyasal maddenin etkisinde sanal dünyada yaşamak. Kendinize olduğunuz, bakın bir insanın beyni, zihni o kadar değerli ki şu an mesela sizin beyniniz açılsa ve bütün böyle açılsa bir İstanbul'un kilometresi kadar yer tutabilecek bir yoğunluk var beyninizde değil mi? Evet tabii. Ve bu varken bu kadar zihin gücümüzü kullanabilecekken bakın yani her şey bizim mucize değil mi? Kesinlikle, bedenimiz mucize tabii. Hayatımız öyle ve birçok şeye biz kendimiz yaratabilmişken değil mi? Yapabilmişken Allah'ın izniyle. Yapabiliyorken ve bunları başarabilmişken niçin başka bir şeye ihtiyaç duyalım bizi yönlendiren? Neden bizim lalemiz gibi bir tanesi dimdikken bir tanesi yerle bir olsun ve boyun eğsin ve biri alsın onun boynundan tutsun da yönlendirsin. İnsanoğlu şerefli olmaktır. İnsanoğlu birey olmaktır. İnsanoğlu kendini taşıyabilmektir. Sorumluluklarını yapabilmektir. Ve en önemlisi de bu hayata gelme sebebini bilmektir. Hepimizin bir misyonu var. Eğer kendimizde bunu göremiyorsak gözlerimizi iyi açalım, gönül gözümüzü iyi açalım ve hayata sarılalım. Biz kendimiz için ilk önce ve sonra diğer insanlar için biri olalım. Evet, harikulade konuları konuşuyoruz. Umuyoruz bu programı izleyen sevgili izleyicilerimiz hem kendiler için hem aile fertleri için hem de toplumda yardımcı olabilecekleri diğer kişiler için önemli ipuçlarını bulmuş olsunlar. Programımızın sonuna doğru geldik. Son birkaç dakikamız var. Ben her birinizden bu üstlendiğiniz duyarlı, onurlu görev açısından, sorumluluk açısından, vakfınızın bütün çalışmaları açısından tüm kamuoyuna, annelere, babalara, sorumlu kişilere, özel ve kamu kuruluşlarında ve özellikle gençlere mesajlarınızı almak istiyorum. Ben şimdi biraz evvel dediğim gibi bu sorun bireysel bir sorun değil, tamamen toplumsal bir sorun. Bu sorunun üstesinden ne siz tek başınıza gelebilirsiniz, ne ben tek başıma gelebilirim, ne devlet tek başına gelebilir, ne okullar tek başına gelebilir. Burada polis ancak polisiye gücüyle bir noktaya kadar gidebiliyor. Ya. Devlet kuvvet arkada olmadıktan sonra bizler de hiçbir şey yapamayız. Dolayısıyla bu bir takım çalışması icap ettiren ciddi bir eşgüdüm gerektiriyor. Ciddi bir eşgüdüm ve takım çalışması gerektiren bir konu. Efendim devletin, polisin, efendim okulların, yerel ailenin, yönetimlerin, özellikle okulların, yerel yönetimlerin, bizim gibi sivil toplum kuruluşların bu işte yani bu konuyla ilgili el ele vererekten birlikte çalışmasıyla mümkün. Yoksa yani bu konu tek başına sizin bizim benim yürüteceğim bir konu değil. Bu bir bütçe isteyen bir konu. Devletin buraya el koyması lazım. Planlı çalışmaları gerektiren. Programlı çalışmak gerekiyor. Evet. Dolayısıyla yani burada herkesin ben duyarlı olmasını, yürekten duyarlı olmasını istiyorum. Bizim gibi sivil toplum kuruluşlarına en azından ilgi ve desteklerini bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum Arif Başkanım. Figen Hanım, siz neler söyleyeceksiniz efendim? Ben hayat bizlere sunulmuş en güzel armağandır diyorum. Gençlerin gerçekten bu hayatın farkına varıp hayatlarına sahip çıkmalarını, sadece kendileri için değil yanlarındaki arkadaşlarının da hayatlarına sahip çıkmalarını ve kendilerini onlara zarar verecek her şeyden uzak durmalarını istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet Yeşim Hanım, sizden de sağlıklı, ruh dünyası dengeli bireylerin
hayata nasıl bakması gerektiği konusunda uzman görüşünüzü, dileklerinizi alalım son olarak. Evet. İlk önce ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu çok duyarlılık gösterdiğiniz bu konuda siz de bize bir faydanız oldu. Biz de sesimizi başkanım ve başkan yardımcımla birlikte bir duyurduğumuzu düşünüyorum. Ve çok önemli bir konu. Ayrıca teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Ben uzmanlık alanımda evet ama insan olarak da şöyle bir hayata bakış açım vardır. İnsanlar hayatı bir kere geldiğimizi düşünürsek anne karnından çıkıyoruz. Değil mi? Bir anlamda emekleyerek hayata başlıyoruz. Sonra yürüyoruz, düşüyoruz. Bazen o taytay döneminde çocuk kalkıyor, tekrar düşüyor, tekrar kalkıyor. Ama yetişkin olduğumuzda bunu unutuyoruz. Ve bir psikolog olarak şunu diyebilirim ki hayatta her şey olabilir. Bazen düşebiliriz, bazen kalkabiliriz. Ama her zaman için dimdik olmamız gerekmiyor. Ulu çınar ağaçlarına bakın. O ağaçlar bazen rüzgarla eğilirler. Ve deriz ki o kocaman ağaç nasıl eğilir ve birdenbire kalkarlar. Demek ki kırılmamak için rüzgara karşı eğilmek de gerekiyor bir çınar ağacı olarak. Biz insanlar da bazen hayatta düşebiliriz ama tekrar ve tekrar kalkabilecek gücü kendimizde bulabiliriz. Ve bu güç bizim içimizde, ruhumuzda, kanımızda vardır. Bu inançla beraber yaşayacağımız hayatta vardır. Bağımız vardır hayata. Ama bunun bir maddeyle bizi ayağa kaldıracağını değil, toprağın bile altına gömmeden yaşamda yok edeceğini unutmamak gerekir. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Uzman psikolog Yeşim Akıncı, çok teşekkür ediyorum. Sayın Figen Eroğlu, çok teşekkür ediyorum. Sayın Arif Serdaroğlu, çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, bugünkü televizyon programımız da burada sona erdi. Bir başka televizyon programında görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi bayramlar efendim.